Skorpit geliyor. Güzelsin be, çok güzelsin be. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakalama pişide bugün iskorpitten kavurma yapacağız. Gerekli malzemelerimiz, bunu deniz suyunda ayıklamış olduğum iskorpitlerimi süzdüm. Fazla sularını almak için de bu şekilde. Evet, şöyle kağıtlarımızı çıkartalım, peçeteleri. Peçetenin üzerine koyduk ki fazla su içsin. Fazla bir malzemeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu basit bir kavurma olacak. Sarımsağımız, soğanımız evde kalmış malzemelerden kullanılıyor yapım genelde. Bakın bu da bir yemekten kalmış. Biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz var. Evet. Birazdan başlıyoruz. Gördüğü gibi iskorpitlerimizi kılçıksız fileto çıkarttık. Ben bunları yaparken fazla küçük parça yapmıyorum. İskorpit zaten kalın ve diri etli olduğu için lokumlarımızı bu şekilde kesiyoruz. Küçük olanları zaten bütün olarak keseceğiz, koyacağız. Hiç uğraşmayacağız. Keserken zaten iskorpitin nasıl kalın delili olduğunu anlarsınız etini zaten. İskorpit oldukça lezzetli bir balıktır. Herkes bu balığı atsa da tadını bilenler bilir. İskorpitler ayıklandı. Sıra soğana geliyor. Ben bu işlemi yaparken arkadaşlar bu şekilde soğan dilimlerini kalın bırakıyorum. Milletin ne dediğine bakmayın. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Yemek için böyle bir şeydir arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biberlerimizi de kalın parçalarını yapıyor. Tavamızı kızdırdık. Zeytinyağımız. Zeytinyağımız birazdan kızmaya başladıktan sonra sebzelerimizi atıyoruz. Sebzelerimiz hafiften diri ve bu esnada şimdi iskorpit parçalarımızı ilave ediyoruz. Bu
Evet. Zaten iskorpit kolay kolay da dağılan bir balık değil. Sert etki balık olduğunu söylemiştim size. Kanalımız tuttuğumuz balıkların pişirdiğimiz, adından da belli olduğu üzere yakala ve pişir. Ben sarımsakları bir tık diri sevdiğimden dolayı bir tane baş sarımsağı da balıkları attıktan sonra ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi balıklarımız parça parça oldu. Dağılmadı. Ben çok azıcık üzerine tereyağı süt ilave ediyorum. Şimdi lezzet katıyor. Evet. Bu esnada hafif bir aroma versin diye defne yaprağımızı da karıştırıyorum içerisine. Çok kalmayacak. İçerisine çıkartacağım birazdan. Fazla ağırlıkta aromasını almasın diye hafif yaptık. Şimdi gelelim baharata. Ben kavurmayı acı sevdiğim için kırmızı pul biber, tane karabiber, teriyaki sos koyduğumuz için çok fazla tuz koymaya gerek yok. Hafif tuz. Son olarak da tereyağı. Kokular efsane arkadaşlar. Kavurma çok azıcık da üzerine arzu eden koyabilir, arzu eden koymaz. Kekik. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Balıklarda dağılmak denen hiçbir şey olmadı. Evet arkadaşlar, kavurmamız bitti. Şöyle filmi kusura bakmayın. Güveç tabağımızı aldık. Tamam. Soğanlarımızı ziyan etmeden evet. Efsane gözüküyor. Roko ile servis edeceğiz balığımızı. Evet arkadaşlar, bu lezzeti mutlaka evinizde deneyin. İskorpit çok makbul bir balıktır. Bilenler için tabi. Evet. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bakın, gözüktüğü üzere hiç dağılmadı. Efsane. Evet arkadaşlar, yakala ve pişirdi bugün. İskorpit yaptık. Kavurma. Umarım siz de benim gibi beğenirsiniz. Mutlaka denersiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.